Elhamdülillah. Elhamdülillah. İnnel hamdülillah. Elhamdülillahi hamden tayyiben kesiran mübareken fi. Mil'es semavati ve mil'el ard. Ve mil'e ma şâe min şeyin ba'd. Subhanehu subhane. Ma a'zama şâne. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سوء آدابنا ومن شر أعدائنا ومن كرب أزماننا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا نظير ولا مثال له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحذرون. صدق الله العظيم. Değerli dostlar, bugün hutbemde fıkıh ve tefakkuh üzerinde duracağım. Bunun için Tevbe suresinin 122. ayetini seçtim. Bu ayet, öncelikle bu ayetin tefsirini yapacağım. Daha sonra da bu ayet çerçevesinde tefakkuh ne demek? Kur'an bununla neyi kastediyor? Ve bugünkü tefakkuhsuz fıkıh anlayışlarının bize getirdiği yük, bize getirdiği sorumluluk nedir? Onu da söylemeye çalışacağım. Önce ayete bir mana vereyim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً Müminler topyekün sefere çıkmaları doğru olmaz. Şık kaçmaz. Münasip düşmez, yakışık almaz, iyi olmaz. Bu sefer neyle ilgili? Bu sefere çıkmaktan kasıt ne? Elimizdeki tefsirlerin %99'u bunu savaş olarak verir. Yani savaşa hep beraber çıkmaları doğru olmaz şeklinde verir. Fakat ben ayetin nazil olduğu zaman diliminin Amul Vufud diye bilinen elçiler yılı olması hasebiyle bağlamla birebir örtüşmüyor bu tefsir. Bu genel yaklaşım, bu cumhurun yaklaşımı bağlamla örtüşmüyor. Yani burada bir savaşa çıkıştan söz edilmiyor. Aksine sanki bana Mekke'ye gelen elçiler, elçi gelme operasyonları söz ediliyor gibi geliyor bana. Onun için benim tercihim de o yönde. Yani tercihimiz eğer böyle olacaksa, müminlerin yerlerinden, yurtlarından Medine'ye, Resulullah'a gelmeleri için topyekün, çoluk çocuk, enik cücük, büyük küçük böyle yola çıkıp Medine'yi basmaları gerekmiyor.
hep beraber gelmeleri gerekmiyor. Peki, devam edelim. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ تَائِفَةٌ. Ama şu da şart ki, içlerinden, onların içlerinden bir fırka, bir bölük, bir seçme grup mutlaka ve mutlaka olması lazım. Ne için? لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Dinde derinleşmek, dinde bir anlayış sahibi olmak, dinde derin bir anlayışa ulaşmak için de aralarından bir grup ayırmaları, bir grup seçmeleri lazım. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ. Niçin? Kendilerine, yani kavimlerine onlar geri dönünce, اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ, döndükleri zaman kavimlerine onları uyarsın. Onlarla paylaşsın. Onlarla bilgilerini bölüşsün. Aldıklarını onlara da versin. Onları da derin anlayış sahibi kılsın. Onları da bilgilendirsin diye aralarından mutlaka her toplumun arasından bir grubun bilgiye, bilginin üretilmesine, bilginin elde edilmesine, hikmetin elde edilmesine, derin anlayışın kazanılmasına, basiretin, ferasetin kazanılmasına ayrılması lazım. لَعَلَّهُمْ يَحْفَرُونَ. Umulur ki bu sayede en efendim bağlamla ilgili anlamdan başlayalım. Böyle çoluk çocuk hep beraber kalkıp Medine'yi basmaktan vazgeçerler. Veyahut da umulur ki böylece yanlış yapmaktan, makro planda mana bu, vazgeçerler. Umulur ki derin anlayış sahibi olmayınca ne anlayış sahibi olunur? Sığ, yüzeysel. Yani yüzden. Hani şu Kur'an'ı okuma konusunda da kullanılıyor ya halk arasında. Kur'an okuyor musun? Okuyorum. Yüzden okuyorum. Ne güzel bir ifade bu ya. Yüzünden. Kur'an'ı yüzünden okumak, özünden okumak. İki şekilde okumak varmış. Bakınız, yüzünden okumak güzel bir şey ama yüzünden okumak, yüzüne gülmek gibi bir şey. Benim yüzüme güldü. Ama yüzüme güldü. İçime gülmedi. İçime gülmeliydi. Kur'an'ı yüzünden okuyun. Mutlaka. Ama yüzünden okumanızın sebebi yüzünden okumak olmaz. Yüzünden okumanızın sebebi özünden okumaya bir başlangıç olmalı. Yani o bir giriş, bir başlangıç. Siz camiye gitmeyi caminin kapısının önüne gitmek olarak mı görürsünüz? Kapısının önüne gittim. Niye içeri girmediniz? Yüzüne gittiniz işte. Bu yüzüne gitmektir. İçine girmeden gitmiş olmazsınız. Yüzünden okumak da böyle bir şey. Onun için burada derin anlayış sahibi olmayanlar yüzünden anlayış sahibi olurlar. Yüzünden anlayış sahibi olmayı bizim Anadolu insanımız şöyle güzel formüle etmiş. Yarım hoca dinden eder, yarım doktor candan eder. O demek, yüzünden anlayış sahibi olursa işte böyle bir şey olur. Onun için derin anlayış sahibi olacak. Evet, değerli dostlar. Dinde derin anlayış sahibi olmak. Bu fıkıh budur. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Dinde derin anlayış sahibi olmayanlar yüzeysel anlayış sahibi olurlar. Yani onların dindarlığının içi boş olur. Dindarlık sadece ve sadece dışarıdan görünüşe teksif edilir. Onu Maun suresi de çok güzel diyor, değil mi? اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينَ. Şu dini yalanlayan kimseye baksana bir. فَذَلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ. Ne yapıyor o dini yalanlayan? Aslında
Yükezzibu bi yevmiddin'dir o. Din gününü yalanlayan. Ama bi yevmiddin diyemez miydi de biddin dedi. Aslında orada din gününü yalanlamak, dini yalanlamaktır. Yani yeniden dirilişi yalanlamak, tüm dini yalanlamak. Ahirete inanmayan Allah'a da inanmamış sayılır, isterse inansın. Çünkü Allah'a inanıp da ahirete inanmamanın pratik hiçbir yararı yoktur. Hiçbir karşılığı yoktur. Allah var ama ahiret yok. O zaman Allah'ın olmasının hiçbir pratik sonucu yoktur. Niye? Yargılamayacaksa, senden hesap sormayacaksa, verdiklerine ihanet ve sadakati ayırmayacaksa, iyi ve kötüyü ayırmayacaksa varlığının hükmü ne? Onun için bir din aslında bir yevmiddindir. Din günü. Ama bir yevmiddin anında aslında bir dindir. Dini yalanlamaktır. Din deyinden geldiğini her zaman söylemiştim. Borç. Allah'a ahiret gününe inanmamak aslında Allah'a olan borcunuzu inkar etmektir. Görüyor musunuz? Size biri borçlansa da borcunu inkar etse, inan vermem, veremiyorum demesi falan onun yanında hiçbir şey kalır değil mi? Ya veremiyorum, veremeyeceğim dese bu bir şey değil. Ya bir çözüm düşünürsünüz. Ama benim sana borcum yok arkadaş. Düşünebiliyor musunuz? Bu parasal ilişkiden çıkar, ahlaki ilişkiye geçer. Değil mi? Burada artık para ilişkisi yok, verme alma yok. Burada artık ahlak var. Ondan da öte emniyet var. Düşün bunu bir kulun Allah'a söylediğini. Ki Allah'tan almadığı bir şey yok. Kendine ait bir şey yok. Her şeyi veren o, her şeyi verene hiçbir şeyi borçlu olmadığını söyleyecek. Bu dehşet bir şey. Ahiret inkar budur işte. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Ne yapıyor o adam? Din gününü yalanlayan veya dini yalanlayan yetimi itip kakıyor. وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينِ Yoksulu da doyurmuyor değil. Doyurmamak ayrı bir suç. Doyurmaya teşvik etmiyor. Yani kendisi doyursa, birilerini doyurmaya teşvik etmese bu da suçmuş. Şuna bakın. Ya ben doyuruyorum ya Rabbi yetmez mi? Hayır. Doyuracaksın zaten vazifen. Doyurmaya bir de teşvik edeceksin. Yahuddu o işte. Hadda. Tahrik etmiyor, teşvik etmiyor. فَوَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ Çek kuyruğundan onun kıldığı namaz. Onun dindarlığı orada dursun. Amiyanet çeviriyorum. Tercümesine amiyane yapıyor. Onun dindarlığı orada dursun. Musallin namaz kılanlar demek. Ama burada ibadet manasına gelir. Çünkü dini yalanlayandan girdi. Dini yalanlayanlar namaz kılmıyorlardı zaten. Burada ibadet maksadıyla, ibadet anlamına. Onun ibadeti, onun dindarlığı orada dursun. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُوا Ne yapıyor onlar? Onlar aslında ibadetin özünü unutuyorlar. Geleceğim yer burası. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُوا Onlar ibadetin özünü unutuyorlar. Özünü. Ne yapıyorlar peki? اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاءُونَ Onlar ibadeti kabuğa bindiriyorlar. Mürailiğe dönüştürüyorlar. Kulluğu mürailiğe dönüştürüyor. İçini boşaltıp dışına sıvıyorlar. Hafazan Allah'u ve iyyâkûn. Allah siz de biz de korusun. İbadetin içini boşaltmak, dışına sıvamak. Bu nasıl bir şey? Düşünebiliyor musunuz? Mektubun içini boşaltacaksınız, Allah'a göndereceksiniz. Melekler açacak zarfı, zarfın üstünde namaz yazacak. Öbürünün üstünde oruç yazacak, öbürünün üstünde hac yazacak, öbürünün üstünde zekat yazacak. Zarfı açacaklar, içi bomboş. Ya Rabbi boş çıktı.
Ne geldiyse onu koy. Kasasına koy. Yarın geldiğinde kendisine göster. Huzuru ilahiye geldiğinde. Ne yaptın kulum? Ya Rabbi ne yapmadım ki? Hepsini yaptın. Aç. İkra kitabek. Kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasib. Oku sicilini. Oku dosyanı. Aç zarflarını. Senin muhasebecin olarak sana bugün bu yeter. Başka muhasebeci gerekmez. Açacak ki Allah ya Rabbi boş bu. Kulum ben hiç dokunmadım. Sen gönderdin. Ne gönderdinse koydum oraya. Hiç zayi etmedim. Ah dediğini de of dediğini de. Hepsi orada. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Biz onlara zulmetmedik fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler. Aç hacı. Ya Rabbi ondan çıkar belki. O da boş. Gittin mi? Gittim ya Rabbi. Sen turist gitmişsin. Aç orucu. Allah Allah. Tuttum ya Rabbi. Vallahi billahi tuttum. Kulum tutmuşsun ama sen aslında festival tutmuşsun. Oruç seni tutmamış. Onun için de pide orucu, Ramazan pidesi orucu tutmuş. Üç öğün yiyemediğini bir iftarda yemişsin. Oruç vermesi gerekeni vermemişsin. Orucu çalmışsın, zayi etmişsin. Evet. Daya'u diyor hadiste. Daya'u, evet. Zayi edecekler. İbadetleri zayi edecekler. Efendimizin yorumuna bakın, tefsirine bakın. İbadeti zayi etmek, ibadeti kaybetmek. Yapmak ama özünü kaybetmek. İşte bu. Onun için اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ صَلَاتِهِمْ سَعُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ İçini boşaltacaklar, dışına sıvayacaklar. Bu da tam böyle bir şey. Fıkıh. İki ayrılıyor onun için. Yüzeysel fıkıh, özlü fıkıh. Özlü fıkha Kur'an tefakkuh diyor. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ Dinde derin anlayış sahibi olsunlar. Bu çok mühim. Onun için dostlarım, İlmihal yetmez. İlmihal yüzünden Kur'an'ı okumak neyse yüzünden ibadetleri okumaktır. İlmihal yetmez. Bakın Allah ondan razı olsun. Şah Veliyullah Dehlevi merhum ilmihal yazdı hesapta. Hüccetullahil baliga bir ilmihaldir biliyor musunuz? Ama ne ilmihal. Bugün benim diyen alim onu zor çöze. Hepsinin gerekçelerini yazdı. İlletlerini yazdı, ibadetlerini. Allah şu emri yaptı. Yaptı işte canım. Tut git arkasını sorma falan yok öyle. Allah bunu emretti. Niye emretti? Bunu yasakladı. Niye yasakladı? Hepsini birer birer. Sadece ibadetleri değil onun içindeki rükünleri. Namazın içindeki rükûn illeti, secdenin illeti, kâdenin illeti, kıyamın illeti, kıraatın illeti. Çünkü Allah akıllı insana gönderdi dini. Eğer dini akıllı insana göndermeseydi o zaman din anlaşılmaz bir şey derdik. Ama madem akıllı insana gönderdi anlaşılabilir bir şey. Anlaşılmalıdır. Anlamadan yapınca ancak siz yapıyorsunuz. Çocuğunuzdan, babanızdan, ananızdan gördünüz, yaptınız ama çocuğunuz yapmıyor. Yavrum ben anlamadan ömür boyu namazı kıldım, sen de anlamadan kıl diyorsunuz ama ben anlamadığım şeyi kılmam baba diyor. Aslında demiyor, demeye getiriyor, siz de onu anlamamazlıktan geliyorsunuz. Oysa o anlayacak artık. Onun için yavrum ben anlamadım ama sen anla. Allah boşuna emretmez. Allah bir şeyi emretmişse mutlaka hikmeti var üzerinde dur.
Bunun hikmetini açıklayanlar vardır yavrum. Onlardan öğren. Biz öğrenemedik ama sen öğren. Yavrum, hikmetini önce öğren, kendini yaparsın. Hatta ilmi halini sonra sen çalar bulur öğrenirsin. Sen niçin yapman gerektiğini öğren. Yani şuurunu al. Şuurunu vereyim sana. Yani namaz kılmazsan olmaz ya. Allah'a karşı randevundur ya. Dünyanın ahirete diken dikiştir namaz yavrum. Bu iğneyle, bu iplikle bu hayatı öbür hayata dikmezsen yırtığın kapanmaz yavrum. Yüreğin elbisesiz kalır yavrum. Üşürsün, zatürre olursun. Bir gün gidersin imansızlık illetinden yavrum. Yok, anlatacak, söyleyecek şeyler. Ama dediğim gibi liyetefakkahu fiddin. Dinde derin anlayış sahibi olur. Yüzeyde kalırsa, kapakta kalırsa kıl beşini, gör işini, al maaşını. Hadi git işine. Öyle şey olur. Bak bugün tüccarlar için dahi danışmanlık şirketleri kurdular. Değil mi? Bir işletmeniz var, danışmanlık şirketinden yardım alıyorsunuz. Bakın, aslında kimsenin mahkemede avukat tutmak şartı yoktur. Kendini savunuyorsan kendini savunabilirsin. Ama avukatı tutarsın niye? Savunmanın ilmini biliyor diye. Savunmanın okulunda okumuş diye. Yoksa kendini savunuyorsan ihtiyacın yok. Savun. Savunmanın okulunda. Nedir bu? Aslında ihtisas. Aslında derin savunma. Bu da böyledir. Derin dindarlık. Niye alimine gidiyorsunuz? Gitmek zorundasınız. Çünkü size kabuğunu aşıp içini gösteriyor. Özünü gösteriyor. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ Dinde derin anlayış kazansın. Bu mühim. Onun için tabii ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin yüzünden okuyunca böyle okursunuz. Okunur. Ediniz. Biraz ilmi hale aşina oldunuz, baktınız karşısında hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Şimdi biraz ilerlediniz, bununla karşı, manasıyla karşılaştınız. Bitti mi? Bu kadar mı? Bu kadar mı? Hayır. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bitti mi? Bitmedi. Yürümeye devam edeceksiniz. Ondan sonra gördüğünüz şu olur. Beni terbiye ettiğin için ben hamd etmek zorundayım. Allah'ım onu öğrendim. Çünkü sen Rabbül Alemin'misin, benim de Rabbimsin. Biraz daha yürüdüğünüzde, ya Rabbi ben seni terbiye eden yegane merciyim demek istiyorsun değil mi burada? Yani seni ben terbiye edeyim kulum. Çünkü ben yarattım seni, ben bilirim. Öyle mi? Biraz daha yürüyorsunuz. O zaman varlığını bana borçlusun. Yani ey kul, sadece Allah'a hamd etmelisin. Başka birine değil. Babana da hamd edeceksen Allah'a etmelisin. Çünkü babayı da veren o. Anana da Allah'a hamd etmelisin. Biraz daha yürüdünüz. Allah Allah. Sadece verince değil, alınca da hamd etmelisiniz. Olur mu? Tabii ya. Çünkü zaten o vermişti. Verdiğini almasında bir mahsur yok. İkincisi, aldığını gördün de niçin aldığını göremedinse Allah'a iftira edersin. Daha büyüğünü vermek için aldıysa ya. Ya ahirette büyüğünü vermek için dünyada aldıysa. Onun için hamd edersin. Hatta daha büyüğünü dünyada vermek için alır bazen. Parçayı görürsün de bütünü göremezsin. Onun için ya Rabbi alınca da hamd olsun. Elhamdülillah aldın ya Rabbi. Ya hocam bana biraz garip geldi. E ama öyle. Hamd Allah'a mahsus. Biraz daha yürüdünüz.
Yürüdünüz, durma yok. Devam ediyorsunuz. Hamd, elhamdülillahi rabbil alemini anlıyorsunuz yani. Anlamaya çıktınız ya. Allah Allah geldiniz. Allah'a ancak layıkıyla Allah hamd eder. Allahu Ekber. Tamam ya Rabbi. Hamd Allah'a mahsus. Tamam ya Rabbi. Anladım. Seni en iyi sen bilirsin. Ve ente kema esneyte aleyk. Sen seni övdüğün gibisin. Peygamberimizin ağzından. Seni ancak sen bilirsin. Seni hangi insan tam bilebilir? Hangi akıl seni kavrar ki ya Rabbi? Onun için anlaşıldı. Seni tam bilmeden sana tam hamd etmek ne mümkün? O zaman sana ancak tam hamd eden yine sen olursun. Ve geldiğin nokta, hamdden acizim ya Rabbi. Acziyetimi biliyorum, acziyetimi hamdim olarak kabul et Allah. لِيَتَفَقَّهُ فِي Dinde derin anlayış. Bu derinliğin metrajı ne? Nerede biter? Yok, bitmez öyle bir şey. Yok sonu bunun. Onun için ben oldum, ben bittim, ben yettim. Ben bittim demek zaten ben oldum demek. Bunun bir son noktası yok. Kemalin son noktası yok. Mükemmel insan olmaz, kamil insan olur. Kamil insan derli toplu bütün insandır. Mükemmeli olmaz. Mükemmellik Allah'a aittir. Ona yaklaşırız. Yani bir yolculuktur bizimkisi. Bitimsiz bir yolculuk. Aramakla bulunmaz lakin bulanlar, arayanlar. Yürümekle varılmaz lakin varanlar, yürüyenlerin olduğu bir yol bu. Evet. Derin anlayış sahibi olmak için gayret etmezseniz ne olur? Çok şey olur. Ah, nereden başlayayım? Sahabe döneminden başlayayım. Kadının bir tanesi erkekler cariyeleriyle yatıyor, hanımlar da köleleriyle yatsın demiş. Madem kıyas bu, kıyas yaptım. Zinayı yapmış. Hazreti Ömer'e gelmiş, getirmiş. Hazreti Ömer maksimum düzeyden cezasını biçmiş. Hazreti Ömer'in elinden Hazreti Ali almasaydı kadını, kadın tabii sizlere ömür olacaktı. Hazreti Ali, bu yanlış bir kıyastır, batıldır, merduttur, günahkardır. Fakat bilmediği için yine de yanlış da olsa bir kıyas yapmıştır. Bunu recm edemezsin diyor. Ve o da en sonunda Hazreti Ali'nin görüşüne geliyor. Yani liyetefakkahu fiddin olmazsa ne olur? Yüzeyden olursa ne olur? Anadolu'da kezban koyarlar kızların adını. Kezban yalancı demek. Yani en basiti biraz komik ama bakın yüzeyden olursa ne olur? Adamı gülünç düşürür. Komik düşürür. E şuraya bilmezse ne olur? Eğer hattatınız, eğer kalemciniz bir efendim mihrap işleteceksiniz. Mihrabın üstüne efendim kullema dekale aleyha zekeriyel mihrabı yazar. Tabi aklı eren biri görünceye kadar kimse gülmez. Aklı eren biri görünce kahkahayla güler. Ne demek bu şimdi? Her ne zaman Zekeriya mihraba girerse arkası kiraz bahçesi. Olur mu öyle şey? Allah Allah. Bu ne demek? Bu mihrapla o mihrabın hiçbir alakası yok. Ayette bahsedilen mihrap ibadet hanelerde o zamanki havralarda din adamlarının çile hanesi olarak yapılan ve küçücük tek bir kişinin çıkacağı merdivenle çıkılan karanlık içinde ibadete, çileye, riyazata çekildiği yere denir mihrap diye.
Ama tabii bu bir bilgi meselesi. Görüyorsunuz değil mi? Yani bilmeyince küçüğünden büyüğüne nasıl komiklikler yapılıyor. Aslında bu Amerika'daki bu cuma namazı meselesi. İşte. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ Dinde derin anlayış kazanmak. Dinde derin anlayış sadece dini hükümlerin nasıl yapılacağını bilmek değildir. Onun niçin konulduğunu da bilmektir. Değil mi? O mühimdir. Onun için Hazreti Ömer zekat verilecekler sınıfı Kur'an'da 8 sınıftır. Bu ayetle sayılır hepsi. Bu 8 sınıf birer birer sayılır. Bu 8 sınıftan bir tanesi de müellefe-i kulûb'tur. Yani kalbi İslam'a ısındırılacak olanlar. Bunlardan Uyeyne bin Hısn el-Fezari mesela. Efendimiz bu adama bu fondan sürekli takviye yaptı. Oysa bu adam bir kabile reisi, aşiret reisi. Öyle yok yoksul falan değil. Sürü sürü serveti var böyle. Dağları tutmuş. Ama gönlünü İslam'a ısındırma lazımlı bir adam. Stratejik bir mevkide bunun kabilesi, Fezare kabilesi. Adam eğer hayır derse eşkıyalık yapacak, çapulculuk Müslümanların önüne iş çıkaracak. Onun için adamı Resulullah bu Rabbimizin verdiği izinle oradan mesul. Ondan sonra Hazreti Ömer 2 yıllık hilafeti döneminde veriyor. Hazreti Ömer'e, Ebu Bekir. Hazreti Ömer'e gelince, hilafetine gelince şırrak diye kesiyor. Adam geliyor kapıya dayıyor. Bu değil sadece. Bununla beraber bir sürü. Akrabin Habis mesela. Ve daha başkaları. Peygamber verdi. Ebu Bekir verdi. Sana ne oluyor diyor. Sen peygamberden akıllı mısın diyor. Şuna bak şuna. İstismara bak. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ Dinde derin anlayış meselesi. Hazreti Ömer diyor ki, peygamber verdi, vefatına kadar aldınız, hala iman edecek. Kalbi, bu sizin kalbiniz nasıl bir kalp? Yani ne zaman ısınacaksınız? Sizi ne kadar para ısıtır? Aldınız, yediniz, götürdünüz. Kalbiniz ısınmadı. Ebu Bekir de verdi, kalbiniz ısınmadı. Ben de ilk 3 sene verdim. Kalbinizin ısınıp ısınacağı yok. Ne soğuk kalbiniz varmış sizin. Vermiyorum. Gidin bildiğiniz yere. لِيَتَفَقَّهُ فِدِّي Budur işte dinde derin anlayış. Yani körü körüne aman peygamberimiz verdi. Sünnettir. Vermezsek olmaz bu. Bu değil. Körü körüne değil. Ömer'i bakış bu. Bu aslında olması gereken bu. Ve doğru bir şeydi. Bu adamlar İslam'ın sırtına yapışmışlar sürük gibi. Ama Hazreti Ömer gerekçesini o gün size ihtiyacı vardı Müslümanların. O gün zayıftık. Onun için ısınmasa da veriyorduk. Bugün bizim size ihtiyacımız yok. Sizin İslam'a ihtiyacınız var. Allah'ın dinini kabul edersiniz, edersiniz, etmezsiniz, siz bilirsiniz. Budur. Dinde derin anlayış sahibi olursanız niçinleri de merak edersiniz. Niçin sorusunu doğru cevaplamadan nasıl sorusunun cevabını doğru vermişsiniz? Bu çok şey değil. İşte Amerika'da kılınan cuma namazı niçini sorulmazsa eğer nasılına aslında çok fazla girilmemesi gereken bir hadise. Niçin sorusu sorulunca ancak işin gerçeği ortaya çıkar. Niçin? Niçin Amerika'da? Tesadüf mü? Şu anda Amerika neyi temsil ediyor? Buna bakmak lazım. Ve niçin orada? Bunu sormak lazım. Niçin bugün? Dün değil, evvelki gün değil. Bunlar doğru cevaplanmalı. Herhalde İslam'ın kara kaşına, kara gözüne aşık olmadı bu Amerika'da. Her yerde İslam'ı
saldırılacak bir düşman olarak ilan etmiş bir yönetim kendi içerisinde acaba ne oldu da bir avuç insana böyle bir şey açıyor, yatak açıyor? İşte bu soru mühim bir sorudur. Dinde derin anlayış sahibi olmazsak eğer, bizleri birileri fırıl fırıl döndürür. Haddi zatında neyin, ne zaman, nasıl ve nereye kadar yapılacağını bilmeyenler çalıyı tepesinden sürürler ve iyilik yapıyorum diye kötülük yapabilirler. Bu manada ben bu işte piyon olarak kullanılan ya da kullanılan diyelim sıradan insanları suçlamak gibi ahlaki olmayan bir yola girecek değilim. Ama şunu söyleyeyim ki eğer biz Müslümanlar dinimizle ciddi bir ilişki kurmaz, dinimizi sıhhatli sahih kaynaklarından almaz, dinle hissi ilişkiden ilmi ilişkiye geçmezsek, hissi dindarlıktan ilmi dindarlığa terfi etmezsek, bizi daha oynatacak çok köçekler çıkaracaklar. Bu şöyle bir zararı da getiriyor. Birileri doğruyu söyleyince bu sefer kimse inanmayacak. Yanlışa da sarılmaya başlayacak millet. Yani babasından kalan her şeyin doğru olduğunu düşünecek. Ve bu kez gerçekten sahte ıslahatçılar yüzünden, bu sahtekar reformistler yüzünden gerçek ıslah yapılamayacak. Düzeltme yapılamayacak. Emri bil maruf yapılamayacak. Bunun en büyük zararlarından biri de bu. Onun için doğruları, doğru adamlar söylemezse doğruları yanlış adamlar söylüyor. Doğruları yanlış adamlar söylerse iki tür tepki çıkıyor ortaya. Ya o söylenen doğruları da o adamın yanlışının yanına ekleyip bu da yanlıştır diyenler. Ya da onun söylediği tek doğruya bakıp diğer yanlışlarını da o doğrunun yanında doğru kabul edenler. İkisi de felaket oluyor. Türkiye'deki örneklerden yola çıkarak söylüyor. Onun için değerli dostlar, Müslümanların çok uyanık olmaları gereken bir dönem, hassas bir dönemi geçiyoruz. Çok hassas bir dönem. Yani Müslümanlar yakalarına küsüp, evlerinin en karanlık köşelerine oturup, bir dost bir post yeter bana diyemezler. Bunu deme lüksleri yok. Bunu demelerini Allah da istemez. Ve Allah'a verecekleri cevap da olmaz. Dinlerinin temelleri sarsılırken, onlar kalın duvarların arasında çökçek yapacaklarsa eğer, vay gele halimize. Bu kurtarmaz. Bu vebal olur. Peki nedir yapılması gereken? Dinde derin anlayış sahibi olmak. Feraset ve basiret kazanmak. Efendimiz niçin sorusunu sormasaydı mescidi dırarı yıktırmazdı. Düşün. Şöyle bir şey gözünüzün önüne getirin. Adamlar çıkmışlar. Bir araya gelmişler, görkemli bir cami yaptırmışlar. Görkemli bir cami. Bir tanesini arzasını bağışlamış bir tanesi. Öbürü inşaat malzemelerini bağışlamış. Öbürü plan ve projesini çizdirmiş. Öbürü mimarlığını, öbürü efendim işçiliğini ve bir araya gelmişler, görkemli bir mabet inşa etmişler. Şimdi ilk bakışta sizin baktığınızda söyleyeceğiniz şey nedir? Ya helal olsun adamlara. Şimdi dışarıdan bakışta helal olsun diyeceğiniz şeyi peygamber temelinden yıktırdı. Neden? Soru niçin sorusuydu. Niçin yaptırdı bunlar? Mescidi dırar, zarar mescidi yaptırmışlar. Mescidi takva değil. Zarar mescidi. Yani adamlar İslam'a karşı komplo kurmak için mescid yaptırıyor. Niçin sorusunu yerinde sormak çok önemli. Yolda giderken bir yetimin başını
bir komprador okşasa, aslında yaptığı şey elindeki pisliği çocuğun başına, ağlayan çocuğun başına sürmek olsa. Ağlayan çocuk da amca benim başımı okşuyor diye sussa. Sizin bakışınızla Allah'ın bakışı aynı olur. Siz dışarıdan gördünüz. Ya adam sağ olsun, adam çocuğun başını okşadı, o da sustu. Yani bu bir sadakadır. Tebessüm bile sadaka. Ama Allah ne der? Elindeki pisliği yavrunun başına silen bu ahlaksız adamın bu haline sevap vermek şöyle dursun, günah yazar. Değil mi? Çocuğun algılayışı farklı ama onu. Niçin sormadığı için. Düşünün. Sahipsiz bir kız çocuğunu. Sokakta kalmış. Ortada kalmış. Eğer sahip çıkılmazsa kötü emellerine alet edecek bir yığın ahlaksızın eline geçebilir. Almış, bunu büyütmek için evine koymuş. Fakat adamın niyetinde ileride ahlaksız emellerine alet etmek gibi bir niyeti olsa, Allah buna ne der? Yani bunu Allah'tan başka tam olarak kim değerlendirir? Kalplerin özünü bilen Mevla işte budur. Budur. Bu çok mühimdir. Cenab-ı Hak işte niçin sorusunun cevabını ta kalbin özünden verir de onun için. Hatip bin Ebi Belta, Peygamberimiz eşinden dahi gizledi Mekke fethini. Hiç kimseye söylemedi. Ne Ömer, ne Ebu Bekir radıyallahu anh mecmai. Hiç kimseye. Eşinden dahi gizledi diyorum. Ama bazıları fark ettiler. Fark edenlerden biri de Bedre dahi katılmış. Bedrilerden Hatip bin Belta. Hatip, çoluk, çocuğu, eşi, efendim Mekke'deydi. Zat canını zor kurtarmış. Her şeyi Mekkelilerin elinde. Ve sahipsiz, zayıf bir kabilenin mensubu olduğu için de kabilesi de sahip çıkmıyor. Düşüncesi şu. Eğer böyle bir haberi gönderirsem orada tanıdığım birilerine, bu Herc-i Merç'te, Mekke'nin fethi sırasındaki çıkacak Herc-i Merç'te benim çoluk çocuğun başına bir zarar gelmez. Çünkü harpte olabilir. Ve mektubu yazıp bir kadına veriyor. Kadın da saç örgülerinin arasına alıyor. Götürürken Efendimiz'e özel kaynağı haber veriyor. Efendimiz Hazreti Ali'yi yolluyor. Kadını sıkıştırıyor. Kadın yok mok derken efendim saç örgüleri arasından çıkıyor. Ve Hatip getiriliyor. Hazreti Ömer çadırın önünde elinde kılıç. Bırak ya Resulallah şunun kellesini uçurayım. Çünkü bu vatana ihanet. Harpte oluyor. Unutmayın. Bu dünyanın her tarafında tüm hukuklarda ölümlük suçtur, ilanlık suçtur. Düşman tarafına plan veriliyor. Bırak ya Ömer diyor. Fark nerede biliyor musunuz? Resulullah'ın tavrıyla, Hazreti Ömer'in tavrı. Resulullah niçin sorusunu soruyor? Hatip çağrılıyor. Ya Resulallah, benim bir şey söylememe gerek var mı? Bedre katıldım, Uhud'a katıldım, şuraya hakikaten de. Hiçbir cihattan geri kalmamış. Canını ortaya koymuş bu zat. Fakat ya Resulallah tak dedi. 8 yıl oldu, çoluk çocuğumu görmedim. Ben görmeden ölürler diye korktum. Dünya gözüyle bir kere göreyim istedim. Yaşasınlar istedim. Düşünün. Hicret etmiş, 8 yıl görmemiş. Eşini ve çocuklar. Durumu yok, getiremiyor. Şimdi anlamaz mısınız? Niçin önemli? Niçin önemli? Onun için niçinleri soracağız ve cevaplarını doğru vereceğiz. Doğru verirsek o zaman bizi şafa yatıramazlar. Rabbim niçinini doğru sorup cevabını doğru verenlerden kılsın. Bu basireti, bu feraseti tüm büyük ailemize lütfetsin inşallah. Ve ekulu kavli hâzâ ve es'elullâhe li ve lekumut tevfîk.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة الشرف الصفي فقال قال عز وجل من قائل رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah'ın kulları. İnnemâ e'azukum bi vâhidetin. Size bir tek öğüdüm var. Bir tek öğüt. Hepsi. En tekûmû lillâhi mesnâ ve furâda. İster tek başınıza olun, ister başkalarıyla birlikte olun. Allah'ın huzurunda bulunduğunuzu asla. Sadakallahu l-azim. Aqimissalam.